de bir cam ölçüsü. 1 metre zincirimizi atıyoruz. Kafes örüyoruz. Burada önemli olan kafesin örülmesi. Herkes camına göre ölçmeli. Şimdi gevşek zincir çekiyoruz. Burada pamuklu bir iplik kullanıyoruz dedik. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Sıkı örmememiz çok önemli. Her zaman söylüyorum ama gerçekten önemli. Böyle zincirimizi çekiyoruz. Dörtlü trabzanlar yapıyoruz. Evet. Tülin Hanım kaç numara tığ söylediniz? 3 numara tığ kullanıyoruz. Evet. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz başta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tığımızın başına doluyoruz. Ben bir kere doluyorum. Ama dörtlü trabzanı 2 kere dolayarak da yapabiliyorlar. O da bir tık daha fazla iplik gitmesi demek. Bura zeminden de 4 tane atılıyoruz. Hemen şöyle batıyoruz. Kafeslerimiz büyük büyük. Tek çekiyorum 1, 2, bir tane daha tek çektim. İkisini birlikte aldım 3, ikisini birlikte aldım 4. Ben böyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tığının başına doluyorum. Hani 2 kere de dolayarak yapılıyor ama o biraz daha kalın düşüyor. 1, 2, 3 ve 4. Böyle kafeslerimiz büyük büyük. Mesela şunu göstermek istiyorum. Bu da dörtlü kafes. Elden ele de değişiyor biliyor musunuz? Elim sıkı diyenler beşli kafes yapabilirler. Evet, bunun böyle hani bir tabir vardır. Elek gibi. Yani evet, böyle evet. Elinizde tuttuğunuzda bakın. Şunu yapmak lazım. Böyle fıldır fış olması lazım bunun. Sert çekerseniz Tülin Hanım'ın dediği gibi bu... düşmez. Evet. Gevşek olması lazım. Bunun yani böyle bir döküm dökümü o ağırlığıyla aşağı inmesi lazım. Masa örtüsünde masa böyle. Masa örtüsü de aynı. Evet. Elim sıkı diyenler beşli trabzan yapabilir. 5 zincir beşli trabzan ile kafes örüyoruz. Evet. Önce kafesimizi örüyoruz ve bitiriyoruz. Bu anlaşıldı zannediyorum. Hani dönüşü de göstereyim yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 dönüş yaptık. Dönüşler de bu şekilde. 1, 2, dönüşte 8 3, çekiyoruz 4. Unutmayın. Evet. Böyle çok büyük büyük kafeslerle biz zeminimizi örüyoruz. Diyelim ki bu bizim masa örtümüz veya perdemiz. Şimdi zemini ördük. Ütülemeden çalışmayı yapıyoruz. Sonra buharlı ütüyle çok güzel bastırarak ütülüyoruz. Şimdi üzerine işler yaptık. Böyle birbirine uyumlu renk geçişinin tekrarlandığı renklerle işler yaptık. Zincir işi çalışması yaptık. Şimdi burada işin özelliği şu, zeminimiz çok dolgulu bir zemin olmadığı için hani üzerinin de ağırlığı olmaması gerekiyor bu motiflerin. Mesela şöyle de diyebilirim, tığ ile üçlü trabzan ile motifler örelim, dikelim. Hani bunu yapamıyorum ben, ipliği altta yönetemiyorum diyenler olabilir. Motifler örersek ağırlık olur. Yok bu çok güzel. Bunu öğrenelim. Bu evet. Çok zor da değil. Çok çok kolay, duruyor. Çok kolay. Şimdi hemen evet başlayalım. Renkleri yönetiyoruz. İstediğimiz gibi renkleri dağıtabiliriz. Yani renkleri kesebiliriz. Renkleri böyle bölüm bölüm ayırırız, alırız. İşte şu bölüm ama araları kesinlikle koparmamalıyız. Böyle renkleri ayırabiliriz. Böyle renkleri ayırarak çalışabiliriz. Evet. Çok renk seçeneği var. Evet. Şurayı bir Yaşar'cığım bak şurada gösterelim. Herkesin evinin tonuna, rengine. Aysun bir şey söyleyeceğim. Bunun tam beyazı var mı? Var. Düz olanda. Siyah var mı? Var. Var. Her rengi var. Siyah beyaz da yapabilirsiniz. Renk yelpazesi çok büyük çok diyorsun. Çok geniş ikisinde de hani renkli olanda düz olanda da ama buraya tabii az getirdim. Evet hayır bilmediğim için sordum. Var, tam var. Beyazı böyle kemikle zaten var, şimdi var. Yapmış onu var. Gördüm. Aynen. Mesela benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi beyazın üstüne kemik. Evet. O da çok güzel duruyor. Tonel de olabilir evet. Evet siyah olabilir benim evimi şimdi düşündüm. Siyah beyaz olduğu için her şey. Çok renk girmek istemiyorum ama... Haftaya olan projeye bayılacaksınız bayılacağım. O zaman. Siyah beyaz girilebilir. Evet Tülin Hanım. Şimdi kafesimizi bitirdik. Zeminimizi yaptık. Burada tığ değiştiriyoruz. Zemini 3 numaralı tığ ile örüyoruz. Ama üzerindeki çalışmayı 4 numaralı tığ ile yapıyoruz. Üzerinde 7 yazar. Şimdi ipliğimiz altta. Böyle ben bir yaprak... Şimdi burada yapraklar var, çiçekler var. Nasıl yapılır onu göstereyim. Küçükler var.
büyükler var. Etek uçlarını göstereceğim. Ben şurada karışmış. Hı hı. Onları da göstereyim. Onu bir düzelteyim. Şimdi, etek uçları da sonra gösteririz. Tamam. Çok güzel olmuş. Şimdi böyle ipliğimizi yukarı alıyoruz. Burada ipimiz altta. Şöyle zincir çekiyoruz. Bir, arada çekiyoruz zinciri. İki, üç. Çok kolay aslında. İnanılmaz kolay bir çalışma. Üç tane zincir çektim. Burada atlıyorum. Hemen çapraza atlıyorum. Ama çizmiyorum. Yani yaprak yapmak için, çiçek yapmak için hiçbir çizim yapmıyorum. Böyle gözümle yapıyorum. Çünkü şimdi hanımlar anlayacak ne kadar kolay olduğunu. Burada dikey gittim. Tekrar bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tam çaprazına batıyorum. Burada yine üç tane. Bir, iki, dört numaralı tığ kullanma sebebimiz sıkı olmaması için. Kasmasın. Şimdi, kasmasın yani. Diye. Evet. Şimdi buraya yukarı atlıyorum. Bu yaprağın şöyle uç bölümü olacak. Şöyle yana atladım. Buradan hemen alta atladım. Ne yaptım? Buradan yukarı atladım, yana atladım, tekrar aşağıya atladım. Yaprakların bu sivri bölümü için. Böyle devam.